bir endüstri var ve bu endüstri bazı şeyleri görmezlikten gelir. Bu da ilaç endüstrisi. O anlamıyla da ilaçla olan ilişkiye dair de bir şüpheli alan oluşuyor. Ne diyorsunuz? Yani çünkü bir yandan da işte o gri alanı alternatif tıpla, bitkilerle, başka şeylerle doldurmaya başlıyor. İlaçsız bir hayat ve tedavi mümkün mü? Değilse bunun güvenli olmasını sağlayan, bilimsel anlamda güvenli olmasını sağlayan unsur ne? Son sorunuzdan başlayayım. İlaçsız bir dünya mümkün mü? Mümkün. Kapatırsınız Big Pharma'yı, bütün ilaçları yasaklarsınız ve gayet güzel ilaçsız bir dünyada yaşarsınız. Ne olur? Yaşar mıyız? Soru o. Yaşarız. Yaşayanlar olacaktır. Yani orta çağda da, eski antik dönemlerde de, yakın işte 200-300 yıl önce de 80 yaşına, 90 yaşına kadar gelen insanlar var mıydı? Vardı. Peki bunların popülasyon içindeki oranı neydi? Çok düşüktü. Çok az sayıda insan oraya ulaşabiliyordu. Özellikle hatta eski dönemlerde mesela çok çocuklu aileler vardı. Çok çocuk yapılır. Neden? 6 çocuk, 7 çocuk, 8 çocuk. Çünkü çocukların önemli bir kısmı ölür. Ellerinde 2 tanesi, 3 tanesi kalır. Çocuk ölümleri. Bir de tarım toplumunda iş gücü. Çok fazlaydı. Şimdi ilaçsız bir dünyaya gittiğimiz anda şu anda nüfus, yani hiç şeyler, hani ikide bir komplo teorileri falan kuruluyor ya, şu yapılmak isteniyor, bu yapılmak isteniyor, işte nüfusu azaltmak istiyor vesaire birileri. Hiç gerek yok, ilaçları yasaklarsanız nüfus azalır, gerçekten azalır. Birçok insan inme geçirir, tansiyon hastaları uzun süre... Ama işte şunu diyorlar, öyle bir endüstri var ki yasaklamak için yasaklayacak otorite olmanız lazım, ama otorite olamazsınız çünkü endüstri daha güçlü. Ben size ama şunu söylüyorum. Siyasette, endüstri, hukukta mesela. Endüstri daha güçlü olduğu için değil. Endüstri daha güçlü olduğu için değil. İlaçlar insan ömrünü uzattığı için. Şimdi bakın, her ilaç doza bağlı olarak aynı zamanda bir zehirdir. Buna bitkisel ilaçlar da dahil. Her şey. Veya su da dahil. Su da dahil. Su zehirlenmesi vardır. Tabii canım. İyi bilirsiniz. Şimdi ilacı akılcı kullanmak. İlacı akılcı kullanıyorsanız ilaç sizin ömrünüzü uzatır, konforunuzu artırır. Daha konforlu yaşamanıza sizin yardımcı olur. Şimdi ilaç endüstrisinin burada bir dominasyonu var mıdır? Arthur Hailey diye bir yazar vardır, Amerikalı. Onun Acı İlaç ya da Acı Reçete diye bir romanı vardır. Arthur Hailey çok romanları okunan bir kişidir. Kitapları okunan bir kişidir. Bütün kitapları çok fazla baskı yapmıştır. Her nedense bu Acı Reçete ya da Acı İlaç, affınıza sığınıyorum, ikisinden biri, adı tam şey yapamıyorum ama bu kitap, bu roman sadece bir baskı yapmış, ikinci baskısını yapamamış. İlgi görmediği için mi, başka bir sebep mi var? Efendim, işte tam da Big Pharma dediğiniz şeyi anlatıyor. Yani orada muhtemelen de bu talidomit faciasından biraz atıfta bulunuyor. Orada bir takım görevini kötüye kullanan insanlar var. Efendim, çok hırslı bilimciler var. Ön plana çıkmak isteyen, yayın yapmak isteyen, bir an önce zengin olmak isteyenler var. İlaç endüstrisi büyük bir hacme sahip midir? Evet. Neden? Çünkü doğrudan insan sağlığıyla ilgili. Olmazsa olmaz bir şey. Ben bunu almak zorundayım. Ve o da bunu satacak. Şimdi insanın olduğu yerde, topluluğun olduğu yerde problem var mıdır? Yani bir takım hırslı insanlar görevini kötüye kullanabilir mi? Kullanabilir. Bunu biz her alanda görüyoruz. Bireyseldir diyorsunuz. Hukukta yok mu? Değil diyorsunuz. Tüm hukuka mesela teşmil edebiliyor musunuz? Hukukta birkaç kişi yanlış yapabilir ama tüm hukuktan vazgeçebiliyor muyuz? Ya biz tüm hukuk, ya bu bakın şu rüşvet almış, öbürü yanlış bir karar vermiş, bunu bilerek yapmış ve bu hukuk sistemi kaldırılmalıdır. Biz bu hukuk sistemini kaldıralım, vazgeçebiliyor muyuz? Hayır. Aynı şey burada da vardır. Ancak burada bizi koruyan önemli bir kural vardır. O da Sayın Hocam'ın az önce bir önceki turda bir ara dedi ya, etik dedi, deontoloji dedi. Etik dediğimiz bir kavram vardır. Bu etik kavramı ne kadar bu işin içine, insan hayatına girerse, ki bu bir kültür meselesidir.
Bu birey de böyledir de. Mesela biz yok, toplumda da şöyle tartışmalar yaşadık. Oradan vereyim örneği. Yani burada yine böyle büyük masalar kuruldu. Evet. Orada şu örnekler verildi. Büyük, dev, küresel bir gıda şirketi aynı zamanda ilaç sektörünün içerisinde. Ve o beslenme biçimi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Ve o sağlık sorunlarının ilacını da yine öbür şirketiyle satıyor. Tam oraya geliyor. Böyle entegrasyonlar var, örnekleri verildi mesela. Tam oraya geliyor. Tam oraya geliyordu. Şimdi etikten bahsettim. Bir de hukuk bu etiğin yanında. Çünkü siz her şeyi insanların inisiyatifine bırakırsanız insan beşer şaşabilir. Yani görevini kötüye kullanabilir, görmezden gelebilir, para hırsına veya şöhret hırsına kapılabilir, bir şeyler yapabilir. Bunun karşısına da hukuku koyacaksınız ve bilimin kurallarını koyacaksınız. Bir üçgen kuracaksınız burada. Tabanı etik olacak. Bir kolu üçgenin bilim, öteki hukuk. Şimdi hukuk ve bilim etik zeminde birleşmişse ve bu toplumda içselleştirilmişse burada büyük bir tehlike ortaya çıkmaz. Ve burada diğer paydaşlar da vardır burayı denetleyecek. Ne vardır? Mesela sivil toplum örgütleri vardır. Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği, Hemşireler Birliği ne dersin işte sağlıkla ilgili topluluklar ve halkın bizzat kendisi de burada denetleyici olabilir. Bugün geldiğimiz nokta nereye gidiyor? Bunu dünyanın genel gidişinden ayıramayız. Soğuk Savaş dönemi bitince dünya tek kutuplu oldu mu? Tek kutuplu oldu. Ve bu tek kutuplu süreçte kapitalizm, bu arada da kapitalizm dediğimiz zaman hep böyle kötü bir şey algılanıyor. Aslında kapitalizm bir taraftan bireyselliği, öbür taraftan rekabeti teşvik eden bir sistem adıdır. Bu sistem dünyaya işte komünizm getiremedi mesela, böyle bir şey getiremedi. İnsanlar orada ne yaptılar? Kaçmaya başladılar değil mi? Batıya falan kaçmaya çalıştılar. En sonunda da sistem kendi içinde çöktü ve orada başka bir şeye doğru evrildi. Şimdi bu kapitalist sistem geldiği zaman da bir takım konuları force etmeye başladı. Şimdi iki tane konu var. İki tane konu var. Çok önemli burada. Sadece endüstrinin veya sadece kapitalizmin şeyine, insafına bırakılmayacak. Bunlardan bir tanesi eğitimdir. Eğitim neden önemli? Analitik düşünebilmek için, doğru bilgiye nasıl ulaşacağımızı bilmek için ve bilgiyi doğru biçimde kullanmak için. Mesela ilaç okuryazarlığımız yoksa bile, ilacı bilmesek bile analitik düşünebiliyorsak, yeterince eğitimliysek, onu nasıl kullanmamız gerektiğini veya hangi kaynaklara başvurmamız gerektiğini biliriz bu eğitim sayesinde. Bu çağlar boyunca da doğru bilgi aynı zamanda insanların hayatta kalma içinde elzem olmuştur. Sağ kalım için önemli bir konudur. Ama eğitim ticarileşiyor mu? Ticarileşiyor. Ticarileştikçe eğitimde neyi görüyoruz? İçi boşalmaya başlıyor. Bugün herkes şikayetçi bak. Tıp da şikayetçi. Eski öğrenciler yok diyorlar. Benim bizzat gözlemim var. 93'ten beri ben ders anlatıyorum tıp fakültesi öğrencilerine. Giderek böyle bir kayıtsızlık, giderek böyle bir içi boşalma, giderek biraz daha kolaylaşma gibi bir şey var. Ama öbür taraftan da imkanlar var. İmkanlar da bizim zamanımız gibi değil, çok fazla. Ama daha iyi mühendis, daha iyi hekim, daha iyi eczacı yetiştirebiliyor muyuz? Bunları yetiştirebilirsek bu sistemin içinde doğru düzgün bir sigorta olacak. Aslında yani sağlığımız kimlere emanet ona bakalım. Bu bir. İkincisi, sağlık çok önemli bir konu. Siz sağlığı, mesela ilaç geliştirmeyi, ilaç Ar-Ge'sini bugün bütün dünyada neye terk ettik? Bu çok uluslu ilaç firmalarına bıraktık. Üniversiteler çok fazla içine girmiyorlar. Belki kombine birlikte bir takım çalışmalar yapıyorlar. Sanayi endüstriyle üniversitelerin işte birlikte yaptığı çalışmalar var ama buradaki alanların ne kadar gri, ne kadar beyaz olduğunu çok fazla bilemiyoruz. Çok kuşkusuz çok iyi çalışmalar çıkıyor. Çok önemli şeyler oluyor. Kirlilik var mı? Var. Ve bu kirlilik ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama kirlilik ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biri, beni doğrulayacağını tahmin ediyorum, bilimin kendi şeffaflığı, kendi etik davranışı. Yani bunu itiraf ediyor. Diyor ki
burada böyle bir problem var. Yakaladığı zaman bunu görüyor. Ve zaman zaman da biz şunu görüyoruz. Bana mesela sosyal medyadan al gözüne sokuyorum diye gönderiyor mesela. Küfür de ediyor. Diyor ki filanca ilaç diyor bak askıya alınmış diyor. Haklı askıya alınmış. Ama askıya alan ama da aslında bilim ve evet, bilim insanları. Ama neden askıya alınmış? Çünkü bir takım bilim insanları bunu görmüş, burada raporları koymuş ortaya ve burada bir komisyon dedim ya. Boş, o zaman şu mudur? Yani yürürlükte olan, geçerli olan bilimsel bilgiyi, bilimsel iddiayı sorgulayan, evet, burada bilimsel bir kuşkuculuk içerisinde olan bilim insanlarını itmemek lazım ki oradaki yanlışlama mümkün kesinlikle olsun. Hem itmemek lazım hem doğru yetiştirmek. Bilim şüphedir zaten. Doğru yetiştirmek şüphe, lazım. Merak. Aynen. Yani bilim budur. Aynen. Bir araya girebilir miyim? Bir şey söyleyeyim, müsaade eder misiniz? Buyurun. Bakın, buyurun, buyurun. Çok önemli bir konuya temas etti. Aslında burada ben Bilgehan Bey'e katılıyorum. Bakın siz de hatırlarsanız çok değil. Bundan 15-20 yıl öncesine kadar midesi ağrananlara biz gastrit, mide ülserlerine falan antasit dayardık. Antasit, antihastasit. Acı, ekşi, tuzlu yemeyeceksiniz. Doktor Marshall diye bir adam çıktı ortaya. Adam önce linç ettiler. Bu saçmalıyorsun sen dedi. Ya bu ülser denen şey dedi. Helicobacter pylori diye bir mikroptan meydana geliyor. Yok canım şey dedi. Adam ispat edemedi. Sonra ne yaptı biliyor kendi musun? Kendi içerek ispat. Hastanın mide suyunu alıyor. Dediği gibi. Hastanın mide suyunu al. Kim yapabilir bunu? Bilime feda ediyor kendini. Evet. Alıyor, içiyor ve bunu ispat ediyor. Nobel alıyor. Ve şimdi 15 günlük bir tedaviyle beraber mide ülseri tedavi oluyor. Ya siz, ben devam etmeyeyim. Siz devam hızlıca edin. Hızlıca toparlayacağım. Bu şimdi, önemli bir yere geleceğiz de o yüzden. Tabii buyurun. Hemen toparlayacağım. Şimdi demek ki eğitim ticarileşiyor. Sağlık ticarileşiyor. Şimdi eğitim ve sağlık ticarileştikçe ton zehirine sosyal devlet anlayışı vardı. Değil mi? Devlet. Şimdi sağlık temel bir insan hakkı mıdır? Bu soruyu soralım. Temel insan hakkıdır. Eğitim temel insan hakkı mıdır? Temel insan hakkıdır. Güvenlik ve adaleti de ekleyelim. Ben şimdilik burada sınırlıyorum. Bizim konumuzla adaleti zaten şeye koydum. Şimdi temel insan hakkı olan durumların garantörü kimdir? Devlettir. Evet. Devlet koruyacak. Kamu adına. Kamu adına koruyacak. Peki nereye gidiyoruz? Dünyada inanılmaz bir işte ekonomik problemler var. Basit bir örnek vereyim. Aducanumab diye bir ilaç hocam. Şeyini söylüyorum yani... Generik ismini. Genel ismini. Generik. Evet. Farmakolojik ismini yani. Evet. Şimdi bu ilaç Alzheimer hastalarını iyileştirmiyor. Ama hastalığın ilerlemesini biraz... Durdurduğu söyleniyor. Biraz yavaşlatıyor. Bakın biraz yavaşlatıyor. Büyük kavgalar oldu FDA'de. Oy çokluğuyla geçti. Oy çokluğuyla geçti ama hala takip ediyor bir takım bilim insanları. Bu ilacın bir kutusu 50 bin dolar. SMA hastaları var. Kampanya yapıyor millet bu şeyleri alabilmek için. Bu ilacı üreten firma olsanız o hastalığın yok olmasını ister misiniz? Ha, şimdi çok bakın, güzel soru. Şimdi, esas soru bu. Şimdi bakın... bunu yok edecek bir buluş, bir çalışma, bir laboratuvar varsa orası cevap, hedefiniz haline gelir hemen mi? Hemen cevap vereyim Eren Bey. Silah tüccarları savaşın bitmesini istemez. İlaç tüccarları da hastalıkların bitmesini. Ama şimdi hayatın doğasında var. Ya sen fırın açıyorsun. Yani tamam. İstersin ki ekmek satayım yani. İyi ama işte ticarileşmenin sonucu. Ben tabii, de diyorum yani, ki daha sosyal devlet anlayışı olmalı. Sivil toplum örgütleri bu işe girmeli. Üniversitelerin imkanları artırılmalı çünkü bir olabilecek patent, kamu yararına aynen, olabilmeli. Aynen patent meselesi var ya da yasa çıkarırsınız dersiniz ki kanser ölümcül bir hastalık mı? Şu anda akıllı ilaçlar yapılıyor şakır şakır. Ama dünyada şu anda esas hedef hastalığı önleme değil, hastalığı tedavi etme. Esas gaye bütün dünyada böyle. Yoksa bakın dünyada şu anda yılda 170 milyar dolar hastalık tedavisi için harcanıyor. 170 milyar dolar. Ama bunun binde biri kadar hastalığı önlemek için
harcama yapılmış. Aynen öyle. %100 size katılıyorum. Yani bizim, bir de biz hekimler alçak gönlüyüz. Biz kimseyi boş çevirmeyiz. Mutlaka sizde bir hastalık buluruz. Bilgi ağabeyin dediği gibi yani işte işte midem işte sisi sendromu bir ara çıkmıştı bir ara. Sisi sendromu. Bakın. Ama efendim gastritim vardır. Bilmem neyim vardır. Hiperaktivite. Bakın Doktor Nock diye bir şey. Hatta onun 1921'de bir şeysi filmi, tiyatrosu yapılmıştı. St. Maurice diye bir köye tayin ediliyor 20. yüzyılın başında. Hasta yok. Ne yapayım diyor. Diyorlar ki hasta uyur diyorlar. İşte hocam, bütün fizyolojik olayları hastalık haline getiriyorlar. Bakın bütün nöropsikiyatrik hastalıklar, anksiyete dedi. Nörofizyolojik evet. Depresyon, Alzheimer, efendim yok, Alzheimer. Parkinson. Bir sürü hastalığı koyun buraya. Bunların hepsi semptomatik tedavi ediliyor. Ama radikal tedaviye yönelik yok bir proje var mı? Bir sebebe gayret var mı? Yok. Yok. Sebebi Allah'tan biz cerrahız. Biz sebebi bilmiyoruz. Sonucu tedavi ederek, sonuçtaki bir takım semptomları ortadan kaldırarak konforu artırıyoruz. Doğru mu? Bunu yapıyoruz. Şimdi ne yapmak gerekiyor? İnsafa terk edersen tamamen sağlık ve eğitim gibi iki tane önemli alanı. Hadi eğitimden vazgeçtim. Sağlığı tek başına endüstrinin insafına bırakırsan sonucunda bu olur. Eğer insafına bırakacaksan ya çok iyi denetleyeceksin ya da çok namuslu, çok iyi bilimciler yetiştirerek orada onları koyacaksın ve uygun bir yasal statüyle, yasal süreçle de bunu peki takip edeceksin. Şimdi sıkıntı bu. Bu arada program devam son eder. Bir şey, son bir şey, çok önemli. Nereye gelecektim de bitirecektim biliyor musunuz? Devletler zorlanıyorlar. Aducanumab örneğini o yüzden verdim. 50 bin dolar şimdi birisi alacak, Alzheimer hastası devlet 50 bin doları bir anda ödeyecek. Bu bir sıkıntı. Aynı şekilde HPV aşısı pahalı, ödemesi ama sıkıntı. Bazen birçok ilaç listelerden çıkıyor. O zaman evet, ne yapmamız lazım bizim? Halka başka bir şey göstermemiz lazım topluma. İşte o gösterilen şey de alternatif tıp dedikleri, işte gıda takviyeleri dedikleri şey oluyor. Orada da büyük bir endüstri var. Orada da büyük bir big pharma var. Doktor olmayanların doktor şeklinde muayenehane açtıkları ve maalesef onlara kimsenin de müdahale etmediği. Maalesef. Yani çiçektir, böcektir, çam sakızıdır, neyse, bilmem nedir. Doktor demişken bu size döneceğim. Tam da bunu söyleyecektim. Yani bu alternatif işi de buradan çıkıyor. Mütetabbipler diyor, şarlatanlıklar bunlar. Millet gitsin bunları alsın, bunlarla ilgilenmesin. Biz bunları ödemeyelim diyor.